Bismillahirrahmanirrahim. Babu vakti remyi cemretil akabeti bidduafa. Bu bab cemretil akabenin atılmasının vakti. Kim için? Lüdduafa, duafa için. Daifler ne vakit atabilir? Ellezine şul bir daifler ki yurakhasu lehum. Onlara ruhsat verilir. Fi terkil vukufi, vukufi terk etmede bil müzdelifeti, müzdelifete vukufi terk etmekte kendilerine ruhsat verilen duafa. Cemretül Akabe'yi ne vakit atabilirler? Bunu beyan buyuracak. Haddesene İbn-i Merzuh kâle, haddesene Ebu Amir, haddesene Yunus kâle, haddesene İbn-i Vehbi, an İbn-i Ebi Zibin, an Şöbete, Mevla İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Abbas'ın kölesi Şöbeten rivayet edildi. An İbn-i Abbas'ın, o da Abdullah İbn-i Abbas'tan rivayet eyledi. Kâle Abdullah İbn-i Abbas buyurdular ki, küntü ben oldum. Fîmen bir kimseler arasında oldum ki, Da'se gönderdi. Bihi anlara Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gönderdi. Yevmen nehri bayram günü. Zayıfları gönderirken Şöbe'yi de göndermiş. Feremeyna Şöbe diyor ki biz attık. El cemrete cemretül akabenin taşlarını attık. Me'al fecri fecirle beraber attık. Bunlar gitmişler. Fecirle beraber taşları atmışlar. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير أن عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz قال للعباس Hazreti Abbas رضي الله عنه dedi ki ليلة المزدلفة مزدلفة gecesi اذهب git götür bir duafaina bizim daiflerimizi ve nisaina kadınlarımızı fel yusallu kılsınlar es-subha sabah namazını bi minen minede kılsınlar ve liyermu assınlar cemretil akabeti cemretül akabenin taşlarını assınlar kablen yusibehum onlara isabet etmezden evvel defetun nasi nasin hücumi nas gelip de hücum edip çoğalıncaya kadar bunlar taşlarını atmış olsunlar. قال راوي dedi ki fekane ata yef'aluhu bunu işlerdi ba'dema kebure ve da'ufe yaşlandıktan sonra zayıf olduktan sonra ata da böyle işlerdi. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmin bir kavim zahib oldular neye? İlâ enne lidda'afeti zayıflar için caizdir en yermû atmaları cemretel akabeti cemretül akabeyi atmaları ba'de tülû'ül fecri fecrin tülû'undan sonra güneşin tülüğünden evvel, fecir tülü ettikten sonra güneşin tülüğünden evvel atmaları caizdir dediler. Vehteccu delil getirdiler. Fizalik bu mesele hakkında bihadel hadisi, bu hadisi delil getirdiler. Bununla ihticac ettiler. Ve halefen fizalike aharun fakat başka alimler bunları muhalefet ettiler. Fakalu dediler ki la yembeği lehum onlara layık olmaz. Zayıf olsalar bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Müzdelife'den inmelerine ruhsat vermiş oldu. Fakat onlar zayıf olmakla beraber onlara layık olmaz ki en yermuha cemretül akabeyi taşlayalar hatta tatla'a şemtü güneşin tülüğünden evvel. İnmeleri başka fakat cemretül akabeyi tülüğünden evvel taşlamak başka. İnmelerine müsaade var fakat tülüğü şemsten evvel taşlamalarına müsaade yok dediler. Fein remevha onlar tülü'ü şemsten evvel atarlarsa deble zalik tülü'ü şemsten evvel atarlarsa erze'et hüm onlara kifayet eder vakat esa'u fakat isaat etmiş olurlar. Yani sünneti terk etmiş olurlar. Bu ikinci mezhep sahibi de böyle buyurdu. Ve kalu bu ikinci mezhep sahibi olanlar dediler ki lem yezkur zikreylemedi İbn Abbas radıyallahu anhu Abdullah bin Abbas zikreylemedi fi hadis Şöbete mevlahu kendi kölesi Şöbenin hadisinde kendi kölesi Abdullah bin Abbas'tan rivayet ettiği hadiste zikredilmiyor ki İbn Abbas ennehum remeul cemre bunlar cemretül akabeyi taşladılar inde tülü'ül fecri fecrün tülü'ü vaktinde bi emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emri sebebiyle iyyahum onlara bizalike bunu. Peygamber Efendimiz onlara emretmedi ki siz gidin de hemen tülü şemsten evvel taş atın. Bu hadiste bu yok.
nüzulları için ruhsat var. Ama tülü'ü şemsten evvel taş atmalarına dair bir zikir yok. Vakat yecudu caiz olur ki en yekûnû fealû zâlik. Bunu işlediler. Tülü'ü şemsten evvel taş attılar. Bit tevehhümi minhum. Kendilerinden tevehhüm sebebiyle ki ennehu vaktur rem'i leha. Cemretül Akabe'nin vakti olmuştur diye tevehhüm ettiler. O tevehhüm üzerine atmış oldular. Ve vaktuhu fil hakike, hakikette o taş atmanın vakti gayru zalik, onun gayridir. Yani onlar fecirden sonra vehmettiler, öyle zannettiler, öyle gitti attılar. Hakiki vakti bilemediler. Hakiki vakit ise tülü'ü şemsten sonraydı. Bu caiz olabilir. Ve emmâ mâ revâhu atâun, emmâ atâ'nın rivayet etmiş olduğu şey, yani Abdullah ibn Abbas'tan, فَاِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ف۪يهِ, onda da zikreylemedi vakti, رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَكَبَ, جَمْرَةُ الْعَكَبَنِ رَمْيَنِ vaktini beyan eylemedi. Ki هَلْ هُوَ بَعْدَ تُلُعُ الشَّمْسِ, şemsin tülü ondan sonra mıdır, اَوْقَبْلِ زَالِكُ, ondan evvel midir, o hadiste de yok. وَاَحْتَجَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى, birinci makale sahipleri delil getirdiler. لِكَوْلِهِمْ, kendi kavullerine. Ki o da neydi? Fecirden sonra tülü şemsten evvel atılabilir. وَاَحْتَجَ اِحْتِجَاجِ اَتْكِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى, birinci makale sahipleri. لِكَوْلِهِمْ, kendi kavullerine. اَيْذَا, yukarıdaki Şabe'nin ve Ata'nın hadisleriyle ihtiyaç ettikleri gibi. Ki o davaları da şuydu ki fecirden sonra tülü'ü şemsten evvel atılabilir, zayıflar atabilir. Bunları ihticac ettiler. Bir maşhur bir hadiste ki haddesine bize rivayet eyledi Yunus. Yunus. Kale, Yunus dedi ki akberene bin vehbin. Kale akbereni Yunus. An ibni Şihabin el Salimin enne Abdullah ibni Umar radıyallahu anhuma. Abdullah ibni Umar radıyallahu anhuma kâne yukaddimu, tekdim ederdi da'afete ehlihi, kendi ehlinin zayıf olanlarını. Feyakifune, onlar vakfeyi yapardılar. İndel meş'eril harami vel müzdelife. Meş'eril haram indinde Müzdelife'de bileğinin geceliğin. Geceliğin orada vakfeyi yapardılar. Feyezkurunallah azze ve cel, Allah-u Teala'yı zikrederdiler. Ma bedalehum, kendilerine zahir olduğu kadar. Yani ne kadar yapabilirlerse yapardılar. Sümme yedfe'une, sonra onlar giderdiler. Kablen yegfel imam, imam vakfeyi yapmazdan evvel, cemaatinin vakfeyi yapmazdan evvel onlar erkence giderdiler. Ve kablen yetfe'a, imam Mina'ya hareket etmezden evvel onlar hareket ederdiler. Bunları gönderirdi. Feminhum, o Abdullah ibn Ömer'in gönderdiği o zayıf adamlardan bazıları olurdu. Men yakdemu minen Mina'ya kudum ederdi. Salatil fecri, fecir namazını kılmak için, yani namaza vaktine kadar giderdi. Ve minhum men yekdemu ba'de zalik, bir kısmı da fecirden sonra giderdi. Bir kısmı Mina'ya kavuşurdu, sabah namazını orta kılardı. Bir kısmı da kavuşamazdı, sonra giderdi. Fe izâ kadimu Mina'ya kudum ettikleri vakitte remev atardılar, el cemreti, cemreyi atardılar. Bu da delil ki tülü'ü şemsten evvel atardılar. Fakat yine tülü'ü şems meselesi yok. Erkenden gittikleri var hadiste. Gittikleri var, namaza yetişmişler yahut da namaz kılındıktan sonra yetişmişler. Hemen gider gitmez mi atmışlar, yoksa tülü'ü şemsi beklemişler mi? Bu yok ama delil getiriyorlar. Bunlar diyorlar ki tabi gidenler atmıştır. Ve kâne ibn-i Umar radıyallahu anhu yekûl, Abdullah ibn-i Umar buyururdu ki رَخَّسَ لِعُلَٰئِكَ, bu zayıflara ruhsat verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ruhsat verdi. E burada ruhsat, inmelerine ruhsat var. Taş atmaları gene zikredilmiyor. Bunlar delil getirdiler ama serahat yok bunda da. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, bunların aleyhine olan hüccettendir. لَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى, ikinci mezhebe zahip olanların lehine, birinci mezhebin sahiplerinin de aleyhine olarak ki ennehu lem yezkur fil hadis, hadis bu hadiste zikreylemedi. Ali ibn Umar radıyallahu anh, Abdullah ibn Ömer'den neyi zikreylemedi? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahhaselerum, bunlara izin verdi. Fî remmi cemretil akabeti, cemretil akabenin remyinde, hine izin, o vakitte, ama yiner yinmez
güneşin tülüğünden evvel Cemretül Akbe'yi yapın diye izin verdiği bu zikredilmedi. Bunun zikri yok. Fakat yecuzu caizken tekûne ruhsatü ruhsat ola. Elleti ile ruhsat ki kâne rakhassaha lehum. Resulullah Efendimiz onlara ruhsat verdi. O ruhsat ola hiye def'e inmelerine ruhsat oldu. Min Müzdelife'de, Müzdelife'den dileydin geceliğin. Geceliğin inmelerine ruhsat oldu. Ne olduğu halde? Hasseten inmelerine has olduğu halde. Yani kalabalık olmasa evvel yinin. Yollar kalabalık olur. Bunları izin verdi, gitmelerine izin verdi. Gidip de hemen gittikleri gibi taş atmalarına değil. Ve teccü eyzâ fî zâlike. Bu mesele hakkında yine delil getirdiler. Neyle? Bimâ haddesena şöyle bir hadiste ki bize rivayet eyledi Rabi'ul Mâzîn. Kâle haddesena Esed. Kâle haddesena Sa'id ibn Sâlim. En ibn-i Cüreyt'in. Kâle ahberani Abdullah. Mevla Esma'a binti Ebi Bekir'in radıyallahu anh'a. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın kölesi Abdullah haber verdi ki enneha kalet. Hazreti Esma dedi ki ey büneyye, ey benim oğul cihazım, hel gâbel gamer, gamer gâib oldun leylete cem'in Müzdelife gecesi. Son zamanlarda Hazreti Esma radıyallahu anh'ın gözleri görmez idi. Müzdelife'ye vardıklarında kendisi görmediğinden kölesine soruyor ki ay gayb oldu mu? Ve hiye tusalli, kendisi namaz kılıyordu. Ve nezelet, nazil oldu indel Müzdelife. Müzdelife'de de nazil oldu. Müzdelife'ye gitti. Ondan sonra namaz kılmaya başladı. Kölesine de sordu bir müddet namaz kıldıktan sonra. Sordu ki ay battı mı? Kale, kölesi Abdullah dedi ki kultu, ben dedim ki la, batmadı. Ay görünüyor. Hassallet saaten, bir müddet daha namaz kıldı. Sümme kale, sonra dedi ki ey büneyi, hel gâbel gamer, oğlum ay battı mı diye sordu. Evgad gâbe. Ya hel gâbel gamer dedi, yahut da evgad gâbe. Böyle dedi. Yani ay battı mı? Ve kultu, ben dedim ki naam, battı. Kâlet, Hazreti Esma buyurdu ki fertahilû izen. Öyleyse yalla yolcu olun. Yani Mina'ya giderim. Fertahilnâ biha, biz Hazreti Esma'yı aldık ve yola düştük. Hatta remetil cemre. Hatta Mina'ya geldi, cemreyi de taşladı, cemretül akabeyi. Sümme racaat. Taşladıktan sonra döndü. Fasalleti subha, sabah namazını kıldı. Fî menzilha, menzilinde de sabah namazını kıldı. Yani bunda serahat var ki Hazreti Esma radıyallahu teâlâ anha fecirden sonra namazı kılmazdan evvel taşı atmış. Sabah namazını da sonradan kılmış. Fekultu leha, Abdullah, kölesi Abdullah dedi ki, diyor ki ben Hazreti Esma'ya dedim ki ey henta, henta yani bu demek ya hazihi. Hadi Araplarda ya hazi yerine hentahta kullanırlar. Lekad gallestina, bizi karınlığa bıraktın. Galles erken demek. Bu erken oldu. Sen taşı erken attın. Ta namazdan evvel taşı attın. Gallesti, tehlis ettin karanlıkla. Taş attırdın na bize. Galet Hazreti Esma dedi kella ya bineye la. Erken değil. Ben İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz etine izin verdi. Lizu'uni, kadınlar, ihtiyar kadınlar için izin verdi. Buyurdu. Fakat yehtemilu, bu hadise gelince buna ihtimali var ki diyor ki en yekune eradet tağris, tağris ile murad etti fiddefi defiyata. Yani sen erkenden indirdin bizi. Kölesi Abdullah bunu demek istedi. Erkenden daha Müzdelife'den erkenden indirdin. Caiz ki buna bunu murat etti. O defede neden Müzdelife, Müzdelife'den inmekte yani erkenden indin. Kalıp da cemaatle nasile beraber gelecektik. Sen erkenden indin. Caiz ki bunu kastetti. Ve yedûzü caiz olur ki en yekûne eradet tağlîse firremgi. Erkenden taşa attırdın. Buna da ihtimali var. Ya erkenden indirdin bunu murat etti, yahut da erkenden taşı attırdın, yahut da bunu murat etti. İkisine de ihtimali var. فَاَخْبَرَتُ Hazreti Esma'da haber verdi ki اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَذِنَ لَهُمْ
kadınlara izin verdi. Zayıf ihtiyar, aciz olanlara fit talis, taliste izin verdi. Lemma se'eleha vaktaki kölesi Abdullah ona sordu. Yani talis erkenden, karanlıktan. Talisi bihi min zalik. Yani bu erken sen bunu yaptın. Bunu sorduğunda o da dedi ki Resulullah Efendimiz böyle izin verdi. Fakat bu ihtimal ikisine de var. İnmeye de müsaade var. Taş atmaya da müsaade var. Ama muradı hangisi? O da açık değil. Ve kâne minel hücceti, hücetten oldu. Hillezîne zehebû şul bil kimseler ki onları zahib oldular ilâ enne vakte remyihim bâde tülû'u şems. Remyin vakti, cemdetü rekebenin taşlamanın vakti tülû'u şemsten sonradır diyenlerin hüccetinden oldu. Mâ şul bil hadis ki haddesene ibn Ebi Davud. Ebu Davud rivayet eyledi. Kâle haddesene el-mukaddemiyyü. قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرنا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلمس كان يأمر نساءه kadınlarına emrederdi ve sekalehu ağırlığına ağırlığı götüren hizmetçilere bunlara müsaade ederdi emrederdi sebihate cem'in Müzdelife'nin sabahı Müzdelife'de geceledikten sonra sabaha dahil olacaklar ya işte o vakit müsaade ederdi. En yufidu onlar ineler ma evvelil fecri bi sevadin. Fecrin evvelinde karanlıkla beraber ineler. Yani fecir başladı başlamadı hemen ineler. Ve la yermu fakat atmayalar. El cemrete cemreyi atmayalar. İnsinler ama cemreyi atmasınlar. Haber bunu emrederdi. Fefi hadel hadis işte bu hadis-i şerif doğrudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emerehum onlara emretti bil ifadeti inmek ile emretti inin buyurdu ma evvelil fecri fecrin evvelinde ve en la yermu fakat atmayalar hatta yusbihu hatta sabahlayalar yani güneş tülü eder. Fedelle zalik bu delalete iledi ki ala ennel vakt vakit ellezî öyle vakit ki emrehum bir remyi fihi o vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz taşın atmasını emreyledi. Leyse evveluhu bu atmak, bu taşı atmanın evvel vakti olmadı. Tülü'ül fecri fecrin tülü'ü olmadı. Velakinne evvelehu lakinun evveli el isbahu isbahtır. Güneşin doğmasıdır. Ellezî öyle isbah ki ba'de zalik fecirden sonra. Fecirden sonra güneş doğacak işte o vakitte atacak. Bu hadis-i şerifte buna delalet vardır. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle akhberena Haccac yani el-hakem en miksemin Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ba'asehu Abdullah ibn Abbas'ı gönderdi fissekeli ağırlıklarla beraber ve kâle dedi ki la termu atmayınız el-cimara taşları hatta tusbihu sabaklamayınca tüsbihu isbahtan maksat yani güneş doğmadıkça. Fehtemele ihtimal oldu ki en yekune zâlikel isbahu o isbah sabahlayın da sonra taş atın buyurdu ya. Bu isbahu da huve tülü'ül şemsi güneşin tülü'ü var. Fehtemele mühtemel oldu ki en yekune keble zâlik güneşin tülü'ünden evvel. Ona da ihtimali var. Sabahlayın. Sabahlayın yani fecir doğsun. O da sabah demektir. Işıklansın. Ondan sonra atın. Veyahut da güneşli olsun, ondan sonra atın. İkisine de ihtimali var. فَنَزَرْنَ فِي ذَلِكَ Buna da nezer eyledik ki, acaba burada Resul-i Ekrem Efendimiz'in muradı hangisi? İyice şafak atıp da ışıklanmak mı? Yoksa güneşin tülü'ü mü? Bunu araştırdık. فَيْذَا اِبْنُ اَب۪ي دَوُدْ Baktık ki İbn-i Ebi Davud قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ يُونُسْ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس دان مقسم روايته diyor ki قال عبد الله بن عباس buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki Beni Haşim Beni Haşim'e buyurdular ki Ya Beni Ahi ey benim kardeşimin oğulları Teaccelu acele ediniz
قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ Nas'ın zihamından evvel. Nas'ın zehmeti başlamadan siz acele ininiz. وَلَا تَرْمُوا Fakat atmayınız. اَلْجَمْرَةَ Cemre'yi, taşları atmayınız. حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ حَتَّى Güneş tülü etinceye kadar taşları atmayınız. İşte bu rivayet serahaten gösteriyor ki isbahtan maksat güneşin tülü oldu. Bunu İmam-ı Tahavi İbn Ebu Davud terkiyle Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'dan rivayet eyledi. Bu mesele vüzuha kavuştu. Yine bir hadis daha getiriyor. İmam-ı Tahavi Haddesena Süleyman ibn Şaib kâle haddesena Halid ibn Abdirrahman kâle haddesena el-Mesudiyyü anil-Hakem en-Miksem an İbn Abbas radıyallahu anhu kâle Abdullah bin Abbas buyurdular ki Peygamber Efendimiz kaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz takdim etti, gönderdi önden. Kimi? Da'afete ehli kendi ehlinin zayıflarını gönderdi. Leylete cem'in Müzdelife gecesi. Onları evvelden Mina'ya gönderdi. Kale Abdullah bin Abbas dedi ki fe'ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz geldi. İnsanın bir adama minhum bu gönderdiği adamlara hazırladı onları gönderiyor ya evvelden Mina'ya onlardan birisine geldi. فَحَرَّكَ فَخِذَهُ onun uyluğuna dürttü. Ve kâle buyurdu ki لَا تَرْمِيَنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَ جَمْرَةُ الْعَقَبَيِ atmayınız. لَا تَرْمِيَنَّ جَمْرَةَ جَمْرَةُ الْعَقَبَيِ atmayınız. حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْرِ hatta güneş doğuncaya kadar yani güneş tülü etsin ondan sonra atın. Bunu da tembih eyledi. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى ها وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير ها حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قالوا امام التحاوي محمد بن عمرو بن ابن مرزوق بن حسين بن نصر بن روايه ediyor bu hadisler üçü de toplanıyor قالوا bunlar dediler ki حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dedi ki قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimiz bizi önceden gönderdi bizden bedel Ugeylimete beni Abdülmuttalib beni Abdülmuttalib'in çocuklarını gılmanlarını nereden gönderdi min cem'in Müzdelife'den gönderdi, Bileyl'in geceliğin gönderdi. Fece'ale yaltahu, Peygamber Efendimiz vururdu. Elinin içiyle efhazene bizim uyluklarımıza vururdu. Ve yakulu derdi ki, ey büneyye, la termu, ey beniye doğru, ey beniye, ey benim oğullarım, la termu atmayınız. Cemretel agabe, cemretel agabeyi atmayınız. Beniye olursa ey beniye, ey benim oğlum. La termu cemaatinle beraber sen de yani atmayınız cemretel akabe, cemretel akabe'nin taşlarını atmayınız. Hatta tatla'a şemsü güneş tülü edinceye kadar. Bu hadisi şerifte de serahat var ki şemsin tülüğünden evvel remyin vakti olmuyor. Güneş tülü edecek de ondan sonra atılacak. Haddesena Fahdun gâle haddesena Muhammed ibn Ömer. Enne ibn Ebi Leyla gâle haddeseni Ebi. قال حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحديث شريف فهل الطريق الذي إمام التحاوي رواية ديور عبد الله بن عباس وذا رسول أكرم فنمزل غير أنه قال يمنز شو قدر ورك بو رواية ديور كي فكان يأخذ في عمبر فنمز تطردي بيعات لكل إنسان منا bu göndereceği adamlardan bizden her bir insanın kolundan tutardı. Ondan sonra derdi ki tülü ve şemsin evvel zinhar cemretül akabeyi atmayınız. Evvelki rivayette uyluklarına vururdu. Bunda da hayır. Pazularından tutar da söylerdi. Fark bu kadar. Fakat her ikisinde de tülü ve şemsin evvel atmayınız diye emir var. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene ebu Asim en Süfyan en Selamete ibn-i Küheylin عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dedi ki أفضنا من جمع مزدلفة biz indik
فَلَمَّا أَنْسِرْنَا بِمِنَا Vaktaki Mina'da olduk, bulunduk. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki, لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَ Cemretü l-Akabe'yi atmayınız, hatta tetla'a şemsu, hatta güneş tülü edinceye kadar. Burada diyor ki, Mine'de olduktan sonra Peygamber Efendimiz buyurdu. Fakat hadisin şeyine gelirse, şöyle anlaşılıyor ki, اَفَدْنَا مِنْ جَمْعِنْ فَلَمَّا أَنْسِرْنَا بِمِنَا Biz indik, bu fatha gibi için gelmesi lazım. Evet, cemiyeden indik, Mina'ya geldik. قال رسول الله Peygamber Efendimiz o zaman mı buyurmuş? Hayır, daha evvelden tembih etmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber gelmedi. Peygamber Efendimiz cemaatle geldi. Cemaatle geldi. Bunlar hara taşları atmamıştı. Daha erkenden mi geldi Resul-i Ekrem Efendimiz? Yok. Resul-i Ekrem Efendimiz sonradan geldi. Nasıl olur? La termu cemret el akabet hatta tatlu aşşems. Yani bu anlaşılıyor ki evvelden bunlara tembihat vardı. فَبَيَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz beyan buyurdu. لَهُمْ O göndermiş oldukları cemaate فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste neyi beyan buyurmuş oldu? وَقْتَ الْاِسْبَاحِ İsbahın vaktini. اَلَّذ۪ي Öyle isbah ki emerahum onlara emreyledi. Bir remyi, taş atmayı fihi o vakitte. Hangi vakitte atacaklarını onu beyan buyurmuş bu oldu. Fil hadisi lezi ol bir hadiste ki bu da fil faslı lezi kable hada bu fasıldan evvelki fasılda geldi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gönderdi erkenliğin ve taşı atınız dedi ya işte onun vaktini beyan buyurmuş oldu ve ennehu o da bade tülü'ü şemsi güneşin tülü'ünden sonradır bunu beyan buyurmuş oldu fahadel hadis işte bu hadisi şerif هُوَ اَوْلَى دَهَا اَوْلَهْدِرْ مِنْ حَد۪يسِ شُعْبَةَ Şöbe'nin hadisinden. O şöbede kim? Mevla bin Abbas'ın radıyallahu anh ve Abdullah bin Abbas'ın kölesi Şöbe'nin rivayet etmiş olduğu hadisten bu hadis daha evladır. لَاَنَّ هَذَا Bu hadis قَدْ تَوَاتَرَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ Abdullah bin Abbas'tan tevatür ettiği yani birçok terikle geldi. Bi emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin emretmesini beyan edici olduğu halde iyyahum onlara ala ma zekerine bizim zikrettiğimiz üzerine yani onları gönderdi ve onlara da tembih etti ki tülü o şemsten evvel atmayın. Bunu almak daha evde oldu. Ve lennel ifadete min müzdelife bir de müzdelifeden ifade edek inmek innema ruhise bu ruhsat kılındı li duafai zayıflara fiha o Müzdelife'de olan zayıflara ruhsat kılındı leylen geceliğin inmelerine ruhsat buyuruldu la yusibahum onlara isabet etmesin hutametun nasi nasın hutemeti zahmeti fi vakti ifadetihim onlar inerken nasın onlara eziyeti olmasın diye. فَاِذَا سَارُوا اِلَى مِنَنْ Mine'ye فَاِذَا سَارُوا oldukları vakitte, indikleri vakitte اِلَى مِنَنْ Mine'ye اَمْكَنَهُمْ Onlara mümkün olan مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَ Cemretü l-Akabe'nin remyi mümkün olan بَعْدَ تُلُعُ الشَّمْسِ Güneşin tülüğünden sonra. Onları geceliğin gönderdi ki zahmet olmasın. Vaktiyle yinsinler. Millet hücum etmezden evvel onlar Tülü'ü şemisten sonra daha millet gelmezden koruyaca taşlarını atabilsinler. Kabile meci'in nas gelmezden evvel. Evet ne mümkün olan ma yumkinu ol bir şey ki mümkün olur. Gayret du'afa du'afanın gayrisi izâ cav geldikleri vakitte. Du'afanın gayrisi geldikleri vakitte onlara mümkün olan bunlara daha evvel mümkün olan. Tülü'ü şemisten sonra hemen atalar. Ötekiler de gelsin, onlar da alsınlar. وَلَاَنَّ غَيْرَ الدُّعَفَا دُعَفَانَ غَيْرِسِ اِنَّمَا يَتُونَهُمْ Onlar gelirler, مِنَيَ فِي وَقْتِ مَا يُفِيدُونَ ifade ettikleri vakitte, Müzdelife'den inmeye başladıktan sonra gelirler. O vakıda kadar da, وَذَٰلِكَ bu da قَبْلَ تُلُعُ الشَّمْسِ Şems'in tülü ondan evveldir. Şems'in tülü ondan evvel Müzdelife'den
başlarlar gelmeye, onlar gelinceye kadar epey bir mesafe var. Mine'dekiler hemen tülü-ü şems olur olmaz taşalar, taşlarını atarlar, öteki cemaat de sonradan gelir. Hâkezâ emrahum Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunlara böylece emreyledi. Haddesene ibn-i Merzûk kâle, haddesene vehbun kâle, haddesene Şuaben ibn-i İshak. Ha ve haddesene Yezid ibn-i Sinan kâle, haddesene Ebu Asim, en Süfyan, en Ebi İshak, en Emr ibn-i Meymun. Kâle Emr ibn-i Meymun dedi ki, künnâ vukûfen mâ Umar'a radıyallahu anh, Hazreti Ömer'le vekfedeydik, bi cem'in Müzdelife'de. Fekâle, Hazreti Ömer buyurdular ki, inne ehlel cahiliye, cahiliyet zamanının adamları, kânû lâ yufîdûne, Müzdelife'den inmezdiler, hattâ tattu'a şemsü, güneş tülû etmedikçe inmezdiler. Ve yekûlûne, derdiler, eşrik sebîr, sebîr dağın, ya oradaki Mine'deki dağın adı. Eşrik sebîr derdiler, yani artık güneş doğ, güneş senin başına değsin ki biz ineceğiz. O dağın başına şöyle imame gibi güneş vurmayınca inmezdiler. Onun için de eşrik sebîr ve eşrik sebîri derdiler. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de halefem, onlara muhalefet etti. Fe'efâde, Müzdelife'den indi, kable tülû'u şemsi, şemsin tülû'undan evvel indiği cahiliyet adetine muhalif olsun diye. Haddesena Rebi'ül Mâzînu kâle, haddesena Esed Hâ, ve haddesena Fahdun kâle, haddesena Ebu Gassân kâle, haddesena İsrail ve Nebi Sâken Amr ibn-i Meymun. Kâle, Amr ibn-i Meymun dedi ki, künnâ vukûfen mâ Umar'a radıyallahu anh, Hazreti Ömer'le biz vakfe yaptık bi cem'in Müzdelife'de. Fekale, buyurdu ki, inne ehlel cahiliyeti kânu, cahiliyet halkı oldular, la yufidûne, inmezdiler. Müzdelife'den, hatta tattu'a şemsü, güneş tülû etmedikçe. Ve yekûlûne, derdiler, ne derdiler? Eşrik sebîrû keymânu gîrû, eşrik sebîrû keymânu gîrû. Eşrik sebîrû, ey sebîr, işrak et, keymânu gîrû, biz artık gidelim. Sen yani gün doğacak ki onlar giderler. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz halefehum, onlara muhalefet etti. Fe'efâde, Müzdelife'den indi, kable tülû'u şemsi, şemsin tülû'undan evvel. Ne kadar evvel? Bi kaderi salatil müsafiri, salata subhi. Bir misafirin sabah namazını ne kadar müddette kılarsa o miktarca, yani az bir miktar, bir namaz kılıncaya kadar misafir iki reket namaz kılacak ya, güneş tülûundan az evvel, işte o kadar bir miktar evvel indi. فَلَمَّا كَانَ غَيْرُ الدُّعَفَى, daif olmayanlar vaktaki oldular. اِنَّمَا يُفِيدُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ, Müzdelife'den iner oldular. قَبْلَ تُلُعُ الشَّمْسِ, güneşin tülûundan evvel. لِهَذِهِ الْمُدَّةِ الْيَسِيرَ, bu az bir müddet, güneşin tülûundan bir az müddet evvel inmeye başlar oldular. اَمْكَنَ الدُّعَفَاءُ دُعَفَاء, mümkün oldu ki, اَلَّذ۪ينَ شُوَلْ بِرْ دُعَفَاء ki, قَدْ تَكَدَّمُوهُمْ, daif olmayanlara, tekdip olanlara tekaddüm ettiler. اِلَى مِنَ مِنَيَ, geceliğin geldiler. İşte o zayıf olanlara mümkün olurdu ki, اَنْ يَرْمُوا atalar, اَلْجَمْرَةَ, taşları, بَعْدَ تُلُعُ الشَّمْسِ, güneşin tülüğünden sonra, قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِينَ, ötekilerin gelmesinden evvel, اِلَيْهِمْ, kendilerine. Ötekiler, o kuvvetli olanlar, Müzdelife'den daha Mine'ye gelinceye kadar onlara mümkün olurdu o taşları atmak. فَلَمْ يَكُنْ olmadı لِلْرُخْسَةِ لِلْدُعَفَى, zayıflere ruhsat için olmadı. اَنْ يَرْمُوا atalar قَبْلَ تُلُعُ الشَّمْسِ, güneşin tülüğünden evvel atmaları için olmadı. Mana olmadı. Niçin güneşin tülüğünden evvel atsınlar ki? Güneş tülüğü etmeden az evvel hareket başlayacak. Onlar gelinceye kadar zayıfla tamamıyla taşlarını atar. Çünkü Müzdelife'den Mina'ya epey bir mesafe var. Orada gelinceye kadar onlar taşlarını atar. لَاَنَّ الرُّخْسَةَ رُخْسَةِ اِنَّمَا تَكُونُ ف۪ي مِسْلَ هَذَا, bu gibi yerlerde ruhsat olur. لِلْدَرُولَةِ, darulet için olur. وَهَذَا بُ لَا دَرُولَةَ ف۪ي, bu erken şemsin tülüğünden evvel taş atmaya zaruret yoktur. Onun için güneş tülüğü edecek, ondan sonra atacak. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ, işte bununla sabit oldu. Ney? مَا زِكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz.
O da neden? Min hadisi İbn Abbas'in, Abdullah İbn Abbas'ın hadisinden. اَلَّذ۪ي رَوَيْنَهُ وَنُوْ رِوَيَةَ اِلَدِكِ. Ne hakkında? فِي تَخِيرِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَ. Cemret-i Akabe taşlarını atmanın tehirinde. Neye tehirinde? اِلَى تُلُوَ الشَّمْسِ. Güneşin tülüğünü tehirindeki. Bunu zikreyledik. وَهُوَ قَوْرَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. İşte bu üç imamın kavli de budur. Bunlar da ne dediler? Cemretül Akabe'yi birinci günü taş atmak, atmanın vakti güneşin tülüğü ile başlar. Ta ne vakıda kadar? Önlüğe kadar atması sünnettir. Akşama kadar da bir gayri kerahat caizdir. Geceliğin şafak atıncaya kadar da meal kerahat caizdir. Bu mesele de burada bitmiş oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.